merhabalar sevgili hanımlar, Hobevim örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün zincirli orta kalınlıkta bir iple, hafif sim geçişleri olan ipimizle, tunus tığıyla güzel bir model hazırlayacağız. Yazlık örgülerde rahatlıkla kullanabileceğiniz, her iki tarafı da kullanılabilen güzel bir model. Yapılışı oldukça kolay arkadaşlar. Hemen hatırlatmalarımı yapayım ve modelimizin yapılışına geçelim. Kanalıma abone değilsiniz, abone olmanızı hatırlatıyorum. Ve modelimizin yapılışına geçiyorum. Modelimi tunus tığı ile yapacağım. Biraz önce de söylediğim gibi. Ben şu an size anlatırken masada çalıştığım için tunus tığı biraz uzun geliyor. Ve masaya değip ses çıkarttığı için arkadaşlar aynı numarada kısa tığ kullanacağım. Siz tunus tığı ile hazırlamalısınız bu modeli. 3 numara yani 3 milim tığ kullanacağım. Yine aynı kalınlıkta ipime uygun olarak. Ve hemen modelimizin yapılışına geçelim isterseniz. Zincir çekerek başlıyoruz. Önce bir düğüm attım. Daha sonra gevşek gevşek zincirler çekelim ilk sırada ki ilk sıramız çekme yapmasın. Çift ya da tek fark etmiyor arkadaşlar zincir. Öreceğiniz ürünün boyutunda zincir çekerek modelinize başlayabilirsiniz. Bir miktar zincirim hazır. Ben şimdi çok uzun çekmiyorum zinciri ki daha kolay anlatabileyim diye. Şimdi hemen 1, 2, 3 geriye doğru sayıp 3. zincire batıyorum. Ve bir ilmek çıkarıyorum. İlmeği bir kere zincir çektim. Arada bir tane bıraktım. İkinciyi tekrar batıyorum. Çıkardığım ilmeği bir zincir çekiyorum. Bir boş. Hemen yanındakine. Biraz önce de söylediğim gibi ipimde hafif sim geçişleri var. Zincirli bir ip. Siz istediğiniz iple örebilirsiniz. Daha kalın bir iple örerseniz kışında gayet rahatlıkla giyebileceğiniz güzel ürünler çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Bir boş. Hemen yanındakine geçtim yine. Bu sırayı bu şekilde bitirelim. Bir boş bırakıyoruz. Yanındakinden bir ilmek çıkarıyorum ve bir zincir çekiyorum. Son zincirime geldim. Yine aynı şekilde sıramı tamamladım arkadaşlar. Siz bu modelden eğer battaniye örecekseniz ya da büyük bir ürün örecekseniz arkadaşlar tunus tığlarının arkası misineli olanları var. Onları tercih edebilirsiniz. Misineleri değişik boyutlarda 1-1,5 metre olanları var. Tuhafiyelerden onlardan alıp onu da örebilirsiniz. Şimdi bir sonraki sıraya geçelim hemen. Son ilmeğimi bir kez zincir çekiyorum. Tekrar tığıma bir ip doladım. Yanındaki ilmekle birlikte kapadım. Bir zincir. Kapadım. Bir zincir çekiyorum. Bir kez daha dolayıp yanındaki ilmekle birlikte kapadım. Bir zincir. Tekrar aldım tığıma ve yanındaki ilmekle birlikte kapıyorum. Bir zincir kapadım. Bir zincir kapıyorum. Yine başa kadar aynı şekilde geldim. Son ilmeğimi de yine zincir çektikten sonra tekrar tığıma dolayıp kapadım. Bu sıramız da bu şekilde. Hemen bir sonraki sıraya başlayalım. Bir zincir çekiyorum. İlk
ilmeğe değil, hemen yanındakine arkadaşlar. Batıp ortasından, tam ilmeğin ortasından batıp arkadan çıkardım tığımı, bir ilmek çıkardım. Ve bu çıkardığım ilmekle bir zincir çekiyorum. Hemen yanındakine aynı işlemi yapıyorum. Bir zincir. Bir sonrakine battım, yine bir ilmek çıkarıp bir zincir çekiyorum. Çıkardığım ilmeği şöyle hafif gevşetirsem iyi olur. Hemen yanındakine battım yine. Bu sırayı da bu şekilde ilmek çıkarıp zincir çekerek tamamlıyoruz. Gördüğünüz gibi modelimiz oldukça kolay. Son halini gördüğümde ben çok beğendim. Gerçekten güzel. Artık kışlar çok soğuk olmadığı için kışında rahatlıkla kullanabileceğiniz bir örgü modeli. Kazak, yelek, hırka, birçok üründe kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yapılışı oldukça kolay. Yine son ilmeğime geldim. Hemen aradaki bir zincire batıyorum. Bir ilmek çıkardım ve bir zincir çektim yine burada da. Bu sıramız da böyle. Şimdi yine bir zincir. Köşede iki zincir oluyor. Bu aradakine batarak köşeyi düzgün bir şekilde yapalım. Yanındakiyle çıkardım. Bir zincir. Yanındakiyle birlikte kapadım. Bir zincir. Yanındakiyle birlikte kapadım. Bir zincir. Yanındakiyle birlikte kapadım. Modelimiz bu şekilde kendini tekrar edip gidecek arkadaşlar. Ben şimdi kamera arkasında biraz ilerleteyim modelimi. Hem önden hem arka yüzünden nasıl gözüküyor? Bir bakalım birlikte isterseniz. Hemen geliyorum. Modelimin son hali bu şekilde arkadaşlar. Ön yüzden bu şekilde. İsterseniz öyle, isterseniz arka yüzden rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bunun bu tarafında görünüşü oldukça güzel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yapılışı da oldukça kolay. Güzel bir model hazırladık birlikte. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.